Ay nene. Ay nene ne demekmiş? Nene. Hı hı. Konser oluyor mu sık sık? Sık sık değil ama bazen oluyor. Zaman zaman oluyor. Zaman zaman. Bugünkü ilk parça hangi parça olacak? Bugün Johnny B. Goode isminde gene rock and roll bir parça söyleyecek. Siyah beyaz bir şıklık içinde geldiniz. Teletatilde ilk defa birlikteyiz. Evet. Beşiktaşlı mısınız yoksa? Beşiktaşlıyım. Türk sanat müziğinde. Türk sanat müziği. Hicaz makamında mıyız? Hicaz makamında. Ve böylece çizgi ötesine geçiyoruz. Çizgi ötesinde bu akşam yine 3 değerli konuğumuz olacak. Ama onlardan önce 3 de yarışmamız olacak sizlere. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Emeklilik günlerinin başlangıcındasınız daha. Siz aslında 41 yıldır çalışmaya alıştığınız için emeklilik tabii biraz tatsız bir deyim gibi geliyor galiba size, değil mi? Öyle anlıyorum. Nasıl gidiyor hayat? Gayet güzel, yolunda. Kenan'la birlikte bu ara çok çalışıyorsunuz ama. Çok çalışıyoruz, çok dostluyoruz. Ne yapmamalıyım, ne yapmalıyım? Ankara'dan Fazilet arıyor. Spor yapsın. Balık mı? Sevgili izleyiciler, iz bırakanlarda yeni bir portre ile sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugünkü konuğum yılların eskitemediği hem beyefendiliğiyle hem duruşuyla Türk televizyonlarının en başarılı isimlerinden biri Korhan Abay'la birlikteyiz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkürler. Beyefendi falan dediniz ama onu bir de benim asistanlara falan bir sorun isterseniz sizinle aynı fikirde olmayabilirler. Korhan Bey, öncelikle tabii tüm Galatasaray camiasının da ve sizin de bugün böyle bizi sarı kırmızı şıklığı içinde karşıladınız. Sizin deyiminizle tebrik ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler. Tabii artık bu sene şampiyonluğu işte bir süre önce kazandık. Onun şerefine sarı kırmızı giyineyim dedim. Yoksa her gün böyle sarı kırmızı gezdiğimi zannetmeyin. Tam bunu soracaktım. Her gün sarı kırmızı mı geziyorsunuz diye ama değilmiş demek ki. Yok, siyah beyaz geziyorum genelde daha çok. Şöyle eskilere gidelim, eskilerden günümüze gelelim. Çocukluğunuzdan başlayalım. Diş hekimi bir anneyle avukat bir babanın çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldiniz. Ama annenizin işi sebebiyle daha doğrusu tayin oldu sanıyorum, değil mi? Siz beni düzeltin yanlışım. Aynen öyle. Konya Ereğli'ye yerleştiniz. Doğru. Ve orada geçen bir çocukluk döneminiz oldu. Evet. İlkokul çağları. Evet, annem diş hekimi, Sümerbank'ın diş hekimi olduğu için Konya Ereğli fabrikasında tayin olmuştu. Babam da avukat, o da o zaman ofisini orada açtı. Ben ilkokulu falan yani doğar doğmaz hemen gitmişiz zaten. İlkokulu Konya Ereğli'de okudum. Ama Konya Ereğli deyince yani işte Torosların eteğinde bir Anadolu kasabası diye düşünüyorsunuz ama şimdi geriye baktığım zaman oradaki çalışan memurların, hatta işçi statüsünde çalışan insanların kibarlığı, beyefendiliği, birbirlerine olan, insanlara olan saygısı, istisnalar tabii ki olabilir ama genel olarak o insanların beyefendiliği hakikaten inanılmaz derecedeydi. Şimdi sokağa çıktığım zaman bakıyorum da oraya buraya tükürenler, affedersiniz işte saçma sapan ona buna omuz atanlar falan. O insanlar ne kadar inanılmaz incelikte insanlarmış diye düşünüyorum. O da tabii büyük Atatürk'ümüzün dehasını bir kez daha saygıyla anmamızı yol açıyor. Çünkü aslında bu tabii şimdi şakır şakır sattıkları o şeker fabrikaları, bilmem Etibanklar, Sümerbanklar falan var ya bir süre tüm önce sattıkları. Tüm Cumhuriyet kazanımları aslında. Tüm Cumhuriyet kazanımları. Onlar sadece birer fabrika değildi. Onlar düşünün 1900'lerin başında, 1920'lerde, 30'larda birer eğitim yuvasıydı. Endüstri merkezi olmanın dışında. Yani üretim yapıyordu, insanlara para kazandırıyordu, ekmek kazandırıyordu. İstihdam sağlıyordu ama yalnız o değildi. Onun için Anadolu'ya yaydı Atatürk o fabrikaları. Çünkü orası... Kadınıyla erkeğiyle değil mi? Hem çalışmanın evet, yanında sanatla da iç içe bir toplum aynen, yaratılmıştı. Aynen öyleydi. Yani orası bir sosyal okuldu Türk insanı için. Düşün, benim babam... Halk Evi Başkanı'ydı. Annem de Yardımsevenler Derneği'nin üyesi ve başkanıydı bir süre. Bütün tiyatroları biz izlerdik orada. Yani bütün tiyatrolar turneye çıkardı ve Konya Ereğli'de Sümer Bank'ın, Sümer Sineması'nın salonunda onu izlerdi. Sümer İlkokulu'nda okudum. Yani ne kadar önemli. Çocukluğunuz da tabii bu döneme denk geliyor. Şimdi aklıma bir soru üstüne soru geliyor. 60 dönemi o ihtilal de yaşadınız. O zor süreçleri de yaşadınız.
Ama hemen onun öncesinde tam ilkokul demişken oradan oraya bir bağlantı yapmak istiyorum. Tiyatroyla da tanışmanız o yıllara denk geliyor değil mi? Temsiller o yıllarda da oraya geliyordu. Geliyordum. Siz de ailenizle birlikte gidip izliyordunuz. Gidiyordum evet, aynen öyle. Sümer sinemasına gelirdi daha çok. Zaten babam, annem veya onların arkadaşları organizasyonu yapan örgütün başında olurdu. Şeyde ya halk evleri ya işte bir tek çeşitli dernekler. Gerçekten de o zamanlar işte Pembe Kadını'ndan tutun da Cibali Karakolu'na kadar 60'lı yılların, 50'li yılları çok iyi hatırlamıyorum ama 60'lı yılların bütün ünlü oyunları Bir Deli'nin Hatıra Defteri'nden tutun. Şimdi Genco Bir Deli'nin Hatıra Defteri buradan. Dediniz. Biraz daha çocuklukla ergenlik arasında bir döneme gidelim. 13'lü 14'lü yaşlara. Evde ilk temsilinizi konuya komşuya, eşe dosta yaptığınız günlere. Gogol'ün Bir Deli'nin Hatıra Defteri'yle başlamasınız. Bir genç için çok zor değil miydi o yaşlarda? Hani o oyunla başlamak, zor, Gogol'le başlamak. Zor tabii ama zor olduğunun farkında olursanız zor. Farkında olmazsanız, yani tabii ki o bir tiyatro oyunu disipliniyle oynadığım bir şey değildi. Yara improvize mealen oynuyordum. Ama insanlar gözyaşları içerisinde kalıyorlardı sonunda. Yani ağlıya ağlıya çıkıyorlardı o gösteriyi yaptığım yerden. Evet, yani mesleğe o zamanlar başlamışım demek ki. Bu bir içimdeki tiyatro tutkusunun o zamanlar yeşerdiğini gösteriyor tabii. Dışa vurumu. Ailenizde sizden başka sanatçı yoktu diyebiliyoruz. Ama sanatsever çoktu. Yani annem de babam da bir defa çoktu. Çok sanatsever insanlardı. Annem işte Türk sanat müziği korolarına katılırdı. Birlikte orada sosyal aktivite olarak bütün bunları yaparlardı. Babam zaten bütün tiyatroları davet eden, getiren insandı. Halk evlerinin başındaki insan olarak. Müziği severlerdi vesaire vesaire. Yani hakikaten ben aile açısından çok şanslıyım. Yani annem ve babam hakikaten olağanüstü insanlardı. Hem sanatsever, hem aydın, hem Atatürk insanları. Cumhuriyet hem değerleriyle de yetişmiş kimselerdi. Evet, evet. 60 ihtilalinden sonra hazinede para bitti. Alyanslarını verenlerdendi. Ah, şöyle bir iç çekiyoruz tabii. Ne evet, mutlu güzel diye. İnsanlardı onlar. Evet, vatanseverlik duygusu bambaşka bir şey tabii. Ve çok vardı o insanlardan. Evet. Çok vardı o insanlardan. Sonra Galatasaray Lisesi'ne başladınız, İstanbul'a döndünüz. Galatasaray Lisesi'nde lise yılları, tabii o sıralarda tiyatroyla daha iç içe olduğunuz yıllar ama asıl üniversitede, İstanbul Üniversitesi'ne başladınız, işletme fakültesine. O yıllarda artık ikinci sınıftan sonra tiyatronun tam içinde buldunuz kendinizi. Kimler vesile oldu, kimlerle başladınız? Şöyle söyleyeyim, yani Galatasaray Lisesi'ndeyken tabii ki tiyatro kolunda başladım ben. Bir taraftan basketbol oynuyordum. Bütün basketçi arkadaşlarım işte Erman Kunterler, Koray Mincinozlular, Can Tengizmanlar, o zamanın çok önemli Efe Aydanlar, genç takımda oynuyordu Galatasaray Yıldız genç takımından. Dolayısıyla işte şeyin tamamen içindeydim basketbol camiasının. Bir taraftan da tiyatro merakından dolayı tiyatro kolunda Fransızca ve Türkçe oyunlar oynuyorduk. Fakat o zamanlardan demek ki bir star kaprisi gelmiş bana. Otello sahneye koyacak rahmetli çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Ümit Güroğlu'nun yönettiği Otello'yu sahneye koyuyorlardı. Bana bir rol teklif ettiler. Ben rolü küçük buldum ve beğenmedim, reddettim. Gittim Fransızca Antigone'da oynadım, Antigone'de oynadım. Yani o zamandan bir star kaprisi yapmaya başlamışım demek ki. Fakat iyi ki oynamamışım çünkü Otello çok güzel bir şeydi. Otello en kritik anda böyle yani trajedi sonuç olarak tartışmalı oyun olarak yapmışlardı. Kritik anda bizim gözcü çıkıyor şeye, ufukta kara göründü diyor bütün salon yerlerde. Herkes kıyameti kopardı yerleri. Neden? Gözcü burnunun ucunu bile göremeyen kör Targun. Onun için Otello trajediden çok bir komediye
dönmüş idi ama çok başarılı da bir oyundu aslında tabii. Müthiş de bir ironiyle tabii. Peki biraz daha gidelim, biraz daha ilerleyelim istiyorum. O evet hayır yarışmaları. İlk radyoda başladığı zamanlar. Erkan Yolaç'ın hayatınızda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Belki de kahramanlardan bir tanesi, ilham aldığınız. Çok doğru, çok doğru. Ereğli, yine Ereğli'de başladı. Hı? Ereğli'deki o Sümerbank lokalinde işte geceler olurdu, balolar olurdu, özel geceler, eğlence geceleri, orkestralar olurdu falan. Orada ben evet hayır yarışmasıyla meslek hayatıma başladım. İnsanları çıkartırdım, evet hayır oynatırdım. İşte Mehter Marşı'yla, İzmir Marşı'yla falan filan. İzmir Marşı'nı sevmemin de herhalde sebebi ta o zamanlara dayanıyor kökeni. Evet hayır da aslında ne zor iki kelimedir değil mi? Hiç söylemeyeceğini zannedip aslında söylemesi en muhtemel kelimelerden, ağızdan çıkması öyle muhtemel gerçekten kelimelerden ikisidir. Evet, bir de Cenk Koray mesela tabii benim çok sevdiğim bir dostumdu ve benden önce de sunuculuğa, televizyon sunuculuğuna kendine özgü tarzıyla başladığı için onun mesela çok sinir olduğu bir şey vardı. Neydi? Evet diye başlarlar ya cümleye. Hı hı. Evet sayın seyirciler. Yok evet değil, hayır diye sinirlenirdi. Niye evet diyorsun kardeşim, ne evet'i? Evet bir şeyi vurgulamak için söylenir. Yani evet ben bu işi becereceğim. Ben bu işin altından kalkacağım. Evet, Türkiye çok güçlüdür falan. Yani onu vurgulamak yoksa için. Evetle başlamanın bir anlamı yok ki. Evet, programımız devam ediyor. Hayır, orada bir evet yok. Yani orada evet olmuyor. Ona çok sinirlenirdi. Peki, ben de ondan etkilenmişimdir. Uzun yıllar TRT'de çalıştınız. Pek çok programa da imza attınız. Tabii işin sunuculuk kısmı var ama yönetmenlik, yazarlık, oyunculuk, sinema oyunculuğu vesaire. Yani o kadar renkli bir özgeçmişiniz var ki sevgili izleyiciler. Süremiz buna yetmez. Mümkün değil. Koskoca bir hayatı bu kadar bir süreye sığdırmak. Sağ olun. Çok mümkün değil tabii. TRT'de çalıştığınız yıllarda da Erkan Yolaş'la mutlaka karşılaştınız. Kendisiyle paylaşmış mıydınız bu tarz anılarınızı? Tabii tabii konuşmuşuzdur Erkan abiyle. Ve yani son zamanlara kadar birlikte de çalıştık. Yani aynı dönemde de çalıştık hem TRT'de hem dışarıda. Bu tabii benim hayatımın en güzel taraflarından biri. Çok hayatın bana verdiği çok hediyeler var. Yani Yıldız Kenter gibi küçücükken hayran olduğum oyuncular, Genco Erkal gibi, Ali Poyrazoğlu gibi efendim. Ne kadar bu insanlarla bir arada olma. Hatta Ursula Andres'le, Boderek'le gençliğimizin büyük yıldızı aynı sahneye çıkmak ve hatta ne bileyim işte yani o insanların dizlerinin titremesi, ay çok heyecanlıyım Korhan sen idare et falan demeleri efendim. Yani hayat bana çok cömert davrandı gibi geliyor bana. Onun için çok da mutluyum. Zaten insanın sevdiği mesleği yapması başlı başına bir zenginlik, bir servet. Yani benim de o bakımdan hiç. Ve aralıksız üretmeniz. Çünkü sizi ekranda görmüyoruz son dönemde ama sevgili izleyiciler birazdan konuşacağız. Korhan Abay üretmeye devam ediyor. Durmuyor hiç. Yani işte o 1974'te Americano ile başlayan tiyatro oyunundan sonra sayfalarca doldurabileceğimiz pek çok oyun, pek çok televizyon programı, özel geceler. Durmayalım düşeriz. Evet, durmak iyi bir şey değil. Durmayalım. Bir bisiklet gibi çünkü hayat. Eğer durursak ayakta kalmak zor. Hakikaten o zaman düşebiliriz. Yani hayatın bence anlamı çalışmak, bir şeyler yapmak, üretmek. Evet. Sevdiği yolda, insanlara yardımcı olmak koşuluyla, insanlara bir şeyler vermek koşuluyla üretmek. Yani insanlara hiçbir yararı olmayacak bir şeyi üretmenin, zararı olacak şeyi üretmenin keyif verdiğine inanmıyorum evet. Ben. Yani katkı sunmadıktan sonra dediğiniz gibi efervesan bir şey oluyor ve unutulup gidiyor zaten. Ama katkı sunuyorsa o kalıcı oluyor ve bilgi de içeriyor. Peki Korhan İnşallah Bey, öyledir. Tiyatro dedik, Ali Poyrazoğlu'nu anmadan olmaz. Olmaz tabii. Ali Poyrazoğlu'ndan da bahseder misiniz biraz? Nasıldı o yıllarda çalışmalarınız? Çünkü Ali Poyrazoğlu'yla başladınız. Ali Poyrazoğlu bir defa benim hayran olduğum bir oyuncuydu. Yani inanılmaz yetenekli bir oyuncuydu. Hiç daha tiyatro, profesyonel tiyatroya başlamadığım dönemlerde
büyük bir zevkle ve heyecanla seyrettiğim bir oyuncuydu. Fakat sonra şans, yine Konya Ereğli'de tanıştık. Konya Ereğli'ye turneye gelmişlerdi. Neydi, Hakkımı Ver Hakkı oyununu oynuyorlardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Ya da evet, ikisinden biri, hangisi olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Orada tanıştık. Benim de saçlarım uzundu falan o zaman. Zaten dikkatini de çekti. Çünkü Ereğli'de uzun saçlı gençler falan yok. Galatasaray Lisesi'nden tatile gelmiştim, hı-hı, o sırada. Ahbap kolu tebrik ettik. Çok güzeldi oyun bilmem ne falan filan diye. Akşam yemeğe, işte yemeğe götürülür, davet edilir zaten şeyler, turneye gelen tiyatrolar. Beraber yemek yenildi vesaire. İstanbul'da beklerim, uğra mutlaka falan dediler. O şekilde uğradım. Ondan sonra Amerikano oyunu başlıyordu. Onun için de amatör, yani profesyonel olmak isteyen amatör oyuncuların da katkısına ihtiyaçları vardı. Geniş bir kadroydu çünkü normal kadrolarına göre. Orada beni de denemek istediler. Sen de oynasana diye. O tabii memnuniyet dedim ben. Yıl kaçtı? Yıl 1974 olması lazım. Eyvah, kaç yıllık tiyatro geçmişim olduğu ortaya çıktı. belki de 84-94 falandır, bilemeyeceğim. Tüh, yanlış yazmışlar. Bunu düzeltmek lazım. Hayır, yanlış soru sordunuz bence. Peki efendim. Şaka bir yana. Oradan işte İstanbul'da gittim, bir sahneye çıktım. Handan Selçuk tiyatronun müdiresiydi o zaman. İlhan Selçuk'un, İlhan abinin eşi. İşte Ali Poyrazoğlu, Alpa İzer, Handan abla falan oturuyorlar şeyde. Ben Verdi Erman'a gazeteci rolünü oynuyorum. İlk repliğimi söyledim. Dor diye bir koca sesimle tabii. Ali Poyrazoğlu, Alpa İzer ve Handan Selçuk'un aralarında böyle bir bakıştıklarını hissettim. Şöyle bir bakıştıklarını hissettim. Aa dedim, tamam, iyi, demek ki bu iş oluyor. Gerçekten ondan sonra aferin, sen yetenekliymişsin falan dediler şeyde, provadan sonra. Ondan sonra devam etti. Bilmiyorum, balıklama dalmış oldum, evet, profesyonel tiyatroya. İşletme 1982 mi 83 sezonu muydu? Avni Dilligil ödülünü aldığınız yıl Hayvanat Bahçesi oyunuyla. Doğru, ama ben almadım onu. Şey, jüri özel ödülü verildi oyuna. Ama yani direkt benim kişiliğime verilmiş bir ödül değildi ama tabii... Hayvanat Bahçesi'nin her tarafında ben olduğum için. Evet, yine de mutluluk verici. Çok mutluluk verici. Hayvansever olduğunuzu da burada, şimdi oyundan başka bir şey çağrışım yaparak söyleyeceğim. Sevgili izleyiciler, Korhan Abay'ın birbirinden güzel 4 tane çocuğu var. 5 hatta. 5 çocuğu diye. Öbürü, evet, çıkmıyor pek içeride, evet, olduğu için. O çok kibar bir hanımefendi, çıkmıyor dışarıya ama hepsi birbirinden güzel. İsimleri Gülbeyaz'ı biliyoruz, kızımı biliyoruz. Gülbeyaz, kızım, arkadaş, Karamel. Öbürü de Maske. Ne güzel. Keşke tüm dünya hayvan dostlarıyla da olsa da hayvan sevmeme duygusunu anlayamıyorum açıkçası. Ya onlarla... nasıl sevilmez? Bunlar nasıl sevilmez? Ben de hiç anlayamadım, evet, onu. Yani evet, insana bu kadar mutluluk veren, insanın stresini alıp götüren, karşılıksız bir sevgiyle her saniye sevilmek ve sevmek isteyen bu yaratıklara... Uzak kalanlara hakikaten üzülüyorum. Yazık ya. Yani yazık. Ayrıca çok yazık. Evrenin sadece insanlara ait olduğunu düşünmek de çok büyük bir bencillik. Öyle bir şey olabilir, evet, mi canım? Öyle bir şey olabilir, evet, mi? Ama maalesef olabiliyor işte. Neyse, biz tadımızı kaçırmayalım en iyisi. Yok öyle bir şey yok. Dünya sadece insanlara ait falan değil. Dünya gelip öteki hayvanları, yani bir takım kitaplarda bunları çok güzel açıklıyorlar zaten. Evet. Anlatıyorlar. Bütün hayvanlara dünyayı dar etmişiz. Onların yaşam alanlarını kısıtlamışız, kovmuşuz. Ekolojik dengeleri de bozmuşuz insan eliyle, insan eli marifetiyle. Hem de nasıl, dün daha okudum, yanlış bir şey söylemeyeyim ama dünyadaki %85'ini galiba hayvanların yok etmişiz, bitkilerin de %60'ını mı, yanlış bir şey söylemeyeyim ama çok büyük bir şeysini yok korkunç etmiş insanlar. İnsan çok kötü bir hayvan. Peki biz tekrar tiyatroya dönelim ama tiyatrodan sunuculuğa geçmek istiyorum. Egemen Bostancı ile olan tanışıklığınızla başlayan bir sunuculuk macerası. Bu macera... dersleri çalışmaya ne zaman vakit buluyorsunuz bu kadar işin arasında? Hayret vallahi, bravo. İşimizi çok seviyoruz. Ben işimi çok severek yapıyorum. Başka o yüzden türlü olmaz çok keyif alıyorum çalışmaktan da. Egemen Bostancı ile tanışıklığınızla dedim başlayan sunuculuk yolculuğu. Ama bu sizinki apayrı bir şey. Neden apayrı bir şey?
bu kadar sizinle örtüşen kişiliğinizle, kimliğinizle, duruşunuzla, heyecanınızla, o meslek aşkınızla bambaşka bir şey. Çünkü şimdi televizyon aklıma geliyor, o sunduğunuz yarışmalar aklıma geliyor. Hepimiz pür dikkat kesilirdik televizyon ekranının karşısında. Güzel ve günlerdi. Korhan Abay'ı izlerdik. O Erevizyon şarkı yarışması işte. Meltem Cumbul'la sunduğunuz, birlikte evet. sunduğunuz, o birbirinize yapmış olduğunuz hoş mimik ve jestler. Siz sanıyorum Ronaldo'yu taklit etmiştiniz. Bir de bir repliğiniz vardı orada. Vallahi bravo yani. Çok hoş bir replikti, onu unutamıyorum. Meltem Cumbul sizin onu istemediğinizi atıf yapıyordu. Siz de aslında sen beni istemedin, George Clooney'i istiyordun diye. Bravo vallahi. Nereden hatırladın? Aynı güzel. Çok güzeldi. Şimdi ben de unutmuşum. Bakın şimdi söyleyince hatırladım. Daha başka şeyler de yapacaktık ama teknik bir takım olanaksızlıklardan dolayı sözüm ona. son anda şey yapıldı. Daha çok esprili bir başlangıç düşünmüştük ama yapamadık onu. Hatta birazcık da hayal kırıklığına uğramıştım. Sonra Çiğdem Tunç'la olan birlikte sunmuş olduğunuz program var. Güzel, yani çok hoş bir partnerlik hikayesiydi o da televizyon için. İşte tatiller var, işte pazarlar var. Bir yaz gecesi rüyası var. Ne güzel. Survivor. Evet. Survivor'ın tabii Survivor oradan evet. çıktı. Yani o tarz bir şeydi. Evet. Tabii bizimki daha softtu. Daha keyifli, evet. daha eğlenceliydi. Orada biraz daha insanları şey yapıyor hani. Birbirine bulaştı, birbirine şey yapıyor, rekabet ettiriyor. Evet. Bilmem ne, biraz vahşice, bir vahşi kapitalizm tarafı var o. Ama şey hakikaten... Çok güzel programlardı. Düşünürseniz yaz gecesi rüyaları falan onlar Survivor'ın başlangıcıdır. Evet. Ve ondan sonra kaç kere ben televizyonlara önerdim, gelin şunu şöyle yapalım, biraz daha prodüksiyonla şey yapıp, işte Survivor tarzında bir şey... Survivor'ı bilmiyorduk tabii o zamanlar da. Bu çok tutar dedik. Biz daha çok kasabalar yarışıyor tarzında. Hani eskiden onlara yetiştiniz mi bilmiyorum. Hatırlar mısınız? TRT'de vardı. Kasaba, şehirler birbirleriyle yarışırdı. Ama işte kovalarla gider oraya su döker, buradan getirir. Kim daha çok su dökebilecekse o şey yapar, çeşitli farklı farklı yarışmalarda. Survivor gibi aynen. Evet. Oradan almıştık fakat kimseye kabul ettiremedik. Özel televizyonlar geldikten sonra. Özel televizyonların kuruluşundan 20-25 yıl sonra ancak yeni yeni uyanmaya başladılar. Evet. Bizde biraz her şey geç oluyor maalesef. Maalesef. O güzel programların hepsini birbiri ardına andık ama sunuculuk deyince ya oradaki başarınızı, oradaki disiplininizi neye borçlusunuz? Şimdi sunuculuğa nasıl başladığımla ilgili çok kısaca bir giriş yapayım isterseniz. Ben yaptığım her işte kendime dünya standartlarını örnek aldım. Yani Türkiye'de yarışmak tamam. Tabii ki kendi ülkende de yarışacaksın ama kendi ülkem değil de benim amacım. Yani kendi ülkemin en iyilerinden biri olmak değil. Dünyanın en iyilerinden biri olmayı hedefledim. Başarırsın, başaramazsın o başka. Ama onu hedefliyordum. Galatasaray Lisesi'nde aldığımız kültür sayesinde dünyaya da epey açıktık. Dünyayı takip edebiliyorduk. Ve diyordum ki niye, hangi işi yapacaksam dünyada benim kadar iyi eğitim görmüş, benim kadar hem aile içinde hem lisede, okulunda iyi eğitim görmüş. Üstelik Türkiye gibi renkli ve güzel, zengin bir toplumdan, yani kültürel anlamda zengin bir toplumdan çıkan bir insan niye dünyanın en iyilerinden biri olmasın? Yani Fransız'dan yahut Senegalli'den yahut işte ne bileyim Arjantinli'den ne gibi bir eksiğimiz olabilir? Fazlamız vardır, eksiğimiz yoktur. Dolayısıyla en iyisi. Fakat aktörlük konusunda bu çok zor. Yani şöyle çok zor. Dünyanın en iyi aktörü oldum ben diye kendiniz inansanız bile kimse inanmaz. Çünkü yani neyle ölçeceksin? Çünkü o da çok iyi aktör, bu da çok iyi aktör. Onun için ya dedim ben sunuculuk zaten... Dünyayla yarışabilir olmak lazım tabii. Tabii yani dünyada kimsenin haberi olmayacak ama ben çok iyi aktörüm diyeceksin. O biraz daha zor geldi bana. Ve ondan sonra biraz işin kolayına mı kaçtım bilmiyorum. Sevdiğim bir uğraş olan baktım Türkiye'de sunuculuk konusunda... Bayağı bir şey var. Yani Halit abi. Evet. Tabii Üstad Orhan Boran. Efendim işte o zamanlar yeni Cenk Koraylar falan çıkmaya başlamıştı. O zaten kendi tarzındadır. Orada bir boşluk gördüm. Üstelik Orhan abi tabii bir şovmendi o sunucu demek çok doğru değil. Orhan abinin dışında yabancı dillerde sunuculuk yapabilecek de insan çok yok. Ben Fransızca, İngilizce, Türkçe o zamanlar konuşuyordum.
Siz şimdi böyle 1-2-3 diyorsunuz, izleyicilerimiz de inanacak. Efendim Koran Abay 8 dilde sunum yapabiliyor. Ama sonra o. Evet. O zamanlar sadece 3 dildi. Sadece demek de biraz tuhaf oluyor tabii ama bu avantajları kullanabilirim diye düşündüm. Türkiye'de hatta o zamanlar derdim ki ah be, Eurovizyonu bizimkiler bir kazansa olacak iş değil de seneye Türkiye'de yapılsa şu Eurovizyon da ben sunsam ne kadar güzel olur falan diye de düşünürdüm. Demek ki Allah'ın sevgili kullarından biriymişim ki bunu nasip etti bana. Fakat onun da tabii ayrı bir hikayesi var. Onu da almak kolay olmadı. Biliyorsunuz Julio Iglesias'ın oğlu sunacaktı. Öyle şeyler düşündüler. Ricky Martin'le gidip konuştular falan. Neyse ki adamlar 1 milyon dolar falan civarında paralar isteyince 200 bin dolardan 1 milyon dolara kadar. Onun üzerine vazgeçtiler inanın bana. Enteresan. Yoksa Meltem Cumbul'la birlikte o Ricky Martin sunacaktı mesela. Enteresan. Daha hiçbir ülkede görülmemiş bir şeydi. Şimdi Eurovision dedik ama çok önemli geceler var, festivaller var. Afife Jale ödüllerini 21 yıl boyunca aralıksız sundunuz. Hatta enteresan, Kremlin Sarayı'nda Türkçe ve Rusça bir sunum yaptınız. Bravo vallahi, siz de her şeyi öğrenmişsiniz. Hiçbir şey saklanamıyor. Evet, o da var. Afife tiyatro ödülleri tabii benim hayatımda sevgili Haldun Dormen'in Dormen'le birlikte çalışma fırsatını bana sunan ve çok değerli Yapı Kredi'nin ve çok değerli yöneticilerle birlikte çalışma fırsatını sunan bir ödül töreni olduğu için çok önemsiyorum. Ve 20 yıl boyunca artık son yıllarda 5-6 yıldır ben diyordum ki yeter artık. Gençlere devretmek lazım, değişelim falan. Yok, aman ne olur çok iyi gidiyor, bu şekilde gidelim ama falan diyorlar. Ama çok klasik diyorlardı. Bir şey. Biraz klasik olmuştu, evet. Artık nihayet geçen yıl kabul ettirebildim. Dediler ya tamam böyle yapalım hadi falan ama bu sene bir devir teslim yapalım dediler. Ben de işte sahnede Korhan Abay'ın vicdanıyla tartışması, bir iki dakikalık bir tartışma. Hadi git yav artık. diyor şeydeki ekranda görünen Korhan. Git artık bırak, birazcık da gençlere bırak şu yurayı falan dedi. Ben de kabul ettim ve oradan ayrıldım. Genç arkadaşlara devrettim. Geçen yıl ve bu yıl artık genç arkadaşlar sunuyorlar. Ama önemli bir şeydi. Çok önemli. Yani Henry Ford ödüllerinden tutun da ne bileyim Afife'ye kadar, işte Eurovision'a kadar çok önemli şeyler sundum. Aydın Doğan Vakfı'nın çok değerli yarışmaları vardır biliyorsunuz. Evet. Karikatür yarışması falan gibi uluslararası şeyler. Çok keyifli şeyler. Şunu biliyorlar mı acaba izleyicilerimiz? Efendim Korhan Abay programlara yetişmek için pilot oluyor. Doğru. Doğru mudur bu? Doğru, çok doğru. Çok doğru. Nasıl oldu bu iş? Sanıyorum bir yaz gecesi rüyasıyla başlayan bir şeydi. Bir yerden bir yere yetişmeye çalışırken. Tele tatilde her hafta Ankara'ya gitmek gerekiyor. Çünkü canlı yayın. Ama ben İstanbul'da oturuyorum. İşte başka işler var. Tiyatro var mıydı o sırada? Yoktu galiba tiyatro. Ve her hafta belli bir saat 13 ayla gidiyoruz. 2'de falan başlayacak şey için. Fakat Türk Hava Yolları hele o zamanlar felakette bir süre daha gecikmeli olarak yapılacaktır diye bir anons gelir. Ama o sürenin ne olduğu belli değil. Ne zaman biteceği belli değil. Ne zaman uçabileceği belli değil. Stresten ölürsünüz. Kaç kere işte araba taksinin içinde kostüm değiştirdim. Uçakta tıraş oldum falan yani. Neyse yetiştik sonuç olarak yani. Ama en sonunda artık yine böyle bir uzun röter bir süre daha gecikmeli olarak yapılacaktır. TK bilmem kaç seferi dediği zaman yeter ya dedim. Attım bileti fırlattım. Ben döner dönmez dedim kardeşim pilot oluyorum. Ve bundan sonra kendi uçağı, fırsat olursa bir küçücük de uçak alırız. Uçak deyince tabii insanlar çok evet. Önemli bir şey zannediyorlar. Benim aldığım uçak bayağı güzel de bir uçaktı. Öyle tek motorlu değil, çift motorlu kabin basınçlı falan bir uçaktı. Fakat 210 bin dolara aldım. Sonra motorlarını falan kullandım. İşte 1300 küsur saat, 1200 saate yakın. Ondan sonra motorları düştüğü için revizyona girmesi lazım tekrar. Overhaul yapılması lazım. 110 bin dolara sattım. 110 bin dolar dediğiniz şey... 220 bugün bir araba parası, bir dört çeker parası yani. Peki bir hayaliniz olduğunu biliyorum ben okuduklarımdan. İşte tüm bu hayatınızı, anılarınızı bir kitap haline getirmek istiyorsunuz. Evet ama çok tembelim, yapamıyorum onu.
Yani çok çalışıyorum ama ve tembelim. Bununla ilgili çalışmaya başlamalısınız bence. Çünkü hatta ismi de çok hoş değil mi? Sunmak ya da sunmamak. Ya bravo i̇şte vallahi bunu nereden mesele bu. Siz benim beynime de girdiniz galiba. Bunu bir yerlerde yazdığımı hiç hatırlamıyorum. Belki de yazmışızdır, kim bilir söylenmiştir. Sunmak ya da sunmamak, evet. İşte bütün. Şimdi şey. Bütün sorun bu. İstiyorum fakat bunu yazmak da ciddi bir iş. Ben yazabiliyorum da, elim kalem tutar. Yani kendi metinlerimi hep kendim yazdım. İşte tiyatro oyunu yazdım, senaryo yazdım vesaire vesaire. Ama disiplin işi. Özellikle bu köpecikler epeyce zamanımızı alıyor ve onun dışında da biz çalışıyoruz halen. Yani kurumsal toplantılarda, şirketlerin toplantılarında sunuculuk görevine ben devam ediyorum. Ama daha çok toplantıyı sunmak olarak değil de eğlenceli yarışmalar yaptırıyoruz. Ve bunlar da başka yerden aldığımız yarışmalar değil. Kendi yarattığımız, kendi beynimizden çıkan ve hiç olmayan, dünyada da başka hiç kimsenin bilmediği, dünyadaki bütün hakları da bize ait olan yarışmalar. Yarışmaç diye bir yarışma var mesela. Nereden çıktı? Oradan gireyim. 2000'li yılların başında benim oğlum var, manevi oğlum. Onunla beraber ya ne yapacağız biz dedik. Bu televizyonlarda bir şey yapmamız bizim mümkün değil. Ulusal kanallarda. Yani evlilik programı sunacak halim yok. Soytarılık yapacak halim yok. Efendim yani ne yapabiliriz? Bizim yapacağımız bir şey yok. O zaman kimsenin bulmadığı başka bir şey bulmamız lazım. Hı hı. O da ne olacak? Bir yarışma, öyle bir şey olsun ki hem çok popüler bir şey olsun hem de televizyonun vazgeçilmezi. Bilgi yarışmasıyla futbolu nasıl birleştiririz dedik. Hadi düşündük. Uzatmayayım. 10 yıl sürdü geliştirmesi. Yani istediğimiz bugünkü haline gelmesi 10 yıl sürdü. Ve televizyon için geliştirdik tabii bunu aslında. Ama henüz televizyonda değil, şirket toplantılarında yapıyoruz. Kıyametler kopuyor. Görüntüler arkada görünüyorsa bilmiyorum. İnsanlar görüyorlardır. Nasıl eğleniyorlar? Nasıl eğleniyorlar? Yerlerde sürünüyorlar. Timsah yürüyüşleri bilmem neler. Çünkü çok özel bir konsept bulduk. Yani yepyeni bir konsept. Peki bizler bunu ne zaman görebileceğiz? Hazırlıkları sürüyor herhalde. Hazırlıkları sürüyor. İzin aldık bir bilgisayar oyunu firmasından onların görüntülerini kullanmak için ama televizyon ve webde izin vermiyorlar. Çünkü onların da kendi anlaşmaları var. İşte futbolcuların mock-up'leri bilmem nelerinden dolayı onlar onlara dava açarlar. Biz size sadece oyun için izin verdik diyebilirler diye korkuyorlar zannediyorum. Onun için televizyona izin vermiyor. Şimdi kendi animasyonlarımızı kendimiz yaptıracağız. O zaman yapacak. Ama durmuyoruz. Yani devamlı bunlarla uğraşıyoruz. Koşturuyoruz. İşte bir Antalya'dayız, bir İzmir'deyiz, bir İstanbul'dayız. Bayağı yoğun çalışıyoruz. Ne yeni mutlu. Formatlar tabii. Yeni formatlar geliştiriyoruz. Bir tane lep demeden diye bir formatımız var. Önce cevaplar veriliyor. Sorular yavaş yavaş belli oluyor işte. Harfler teker teker ortaya çıkıyor. Onun için leplemeden. Leplemeden leblebiyi anlamalarını istiyoruz. O da takımlar halinde yarışılan bir yarışma. Çok keyifli şeyler. Biz de çok eğleniyoruz. Onun için çok mutluyuz. Ne güzel. Buradan da izleyicilerimize bunların müjdesini verdik. Demek ki yakın bir zamanda böyle yepyeni şeylerle yeniden bir arada olacağız. Leplemeden hemen olabilir istediğiniz zaman. Haftaya hatta siz de yapalım istiyorsanız. Harika. Koran Abay, çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Sizi yeniden görmek uzun bir aradan sonra çok güzeldi. Ben de teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz adına da çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok beğenerek izliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün İz Bırakanlar'da Korhan Abay'a konuk olduk. Yeni bir bölümde yeni bir portreyle görüşünceye dek hoşça kalın. Çirkin ol. Güzel ol. Çirkin ol. Güzel ol. Çirkin ol. Güzel ol. Çirkin ol.